aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet Mayıs ayı genel anlamda yılın güzel aylarından biri. Çünkü gökyüzünde gerçekten özellikle kolektif gezegenlerin, kişisel gezegenlerimizin de yaptığı güzel açılar var, destekleyici açılar var. Retrolar bitiyor artık. 3 Mayıs'tan itibaren Merkür'ün de düzelmesiyle beraber biraz daha rahat nefes alacağız. Kısıtlanan, bizi zorlayan koşullar, engeller biraz daha ortadan kalkacak. Dolayısıyla hani günlük işlerimizde daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Amaçlarımızla, hedeflerimizle daha ilgilenebiliriz. 11 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Akrep Burcu dolunayı Mars-Jüpiter üçgeni, Merkür-Satürn üçgeni tüm bu destekleyici açılarla meydana gelecek ve sizin dördüncü evinizde meydana geliyor. Özellikle eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konulu kavramlarla ilgilenebilirsiniz. Bazı amaçlarınıza ulaşmanız, bazı dönüşümler yaşamanız mümkün. Örneğin taşınmak, bulunduğunuz mekanlarda yenilikler yapmak ve emlak almak, satmak, aile, ebeveynler, anne babanızla ilgili kavramlar. Özellikle 11 Mayıs ve yakınlarında daha fazla gündeminizde olabilir. 16 Mayıs'ta Merkür'ün Boğa Burcu'na geçişiyle beraber ayın ortasından itibaren siz de biraz daha kariyer konularını daha fazla düşünüp bu alanlarda belki çalışma içerisinde olacaksınız. Görüşmeler, toplantılar, yazışmalar, faaliyetler, mesleki eğitimler, seyahatler Merkür Boğa Burcu'ndayken sizin için de gündemde olabilir. 20 Mayıs'tan itibaren Güneş ikizlere geçiyor. Evet, Güneş'in ikizlerde olduğu dönemler siz sosyal hayattan daha fazla zevk alırsınız. Çünkü 11. evinizde bir Güneş var. Burayı aydınlatıyor. Arkadaş ilişkileri, sosyal konular, partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler, toplantılar. Evet, ayın sonundan itibaren artık Haziran ayının da büyük bir bölümünde bu konular sizin için çok daha cazip hale gelecek, önemli hale gelecek. 25 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. Bu bir proje anlamına gelebilir, bir proje gelebilir karşınıza. Arkadaşlarınızla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Bir grup, dernek, vakıf çalışması, kalabalıklara hitap edebileceğiniz bazı işler, organizasyonlar gündemde olabilir. Genel anlamda eğlenceli kavramlar, kendinizi ifade ettiğiniz, yeteneklerinizi ifade ettiğiniz konular, iş hayatında elde edeceğiniz bazı başarılar, takdirler, ünvanlar söz konusu olabilir. 11. ev etkileri de Mayıs'ın sonundan itibaren sizi daha fazla heyecanlandıracak ve mutlu edecek gibi görünüyor sevgili aslan burçları. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.